İsrail ve Hizbullah arasında tansiyon gün geçtikçe yükselirken İsrail, Lübnan sınırında savaş hazırlıklarını sürdürüyor. CNN TÜRK ekibinden Serdar Erve, kameraman Halil Kahraman, İsrail'in güney sınırındaki tank sevkiyatını görüntüledi. İzleyelim. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte güney bölgelerdeyiz. Burası Refah sınırına çok yakın bir nokta ve şimdi bir tank sevkiyatının yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Biliyorsunuz Lübnan'da bir savaş hazırlığı söz konusu. Lübnan Hizbullah'ıyla İsrail ordusu ne zaman karşı karşıya gelecek? Evet, saldırılar söz konusu, saldırılar devam ediyor ama bu noktada sevkiyatlar ne durumdaydı? Bunu merak ettiğimiz için buraya geldik ve dikkatimizi çeken bir askeri aracın sevk edilmesi görüntüleri var. Görüyorsunuz bir tırın üzerinde o askeri aracın son görüntüsünü ve zaten aslında bölgede Başbakan Binyamin Netanyahu'nun verdiği mesajlar da bu yöndeydi. Gazze'deki Refah bölgesindeki saldırılar hafifleyecek ve birlikler kuzeye, yani Lübnan sınırına odaklanacak. İşte o süreç konuşulurken sürekli ordunun savaşa hazır, Lübnan'la, Hizbullah'la mücadeleye hazır mesajları verilirken İsrail tarafından hala bu hazırlıkların devam ettiğini sahada gözlemleyebiliyoruz. Onlardan bir tanesinin görüntüsü de kameraman arkadaşım Halil Kahraman'ın görüntüleriyle ekranlarınıza yansıyor. Çok sayıda gün içerisinde bu sevkiyatları görebiliyoruz. Güney bölgelerden, özellikle Gazze sınırının etrafında bulunan o askeri araçların geçişinden söz ediyoruz. İşte o askeri araçların geçişi bu noktada gerçekleştiriliyor. Şu an hızlı bir şekilde geçmem lazım. Ve karşımıza da başka bir askeri araç aslında karşılıyor bizleri. Bu noktada sevkiyat devam ediyor. Polis kontrol noktaları, asker kontrol noktaları, birçok detay, görüntü var. Burada bakın bir İsrail bayrağı hemen burada. Önemli bir noktadan geçiş yapıyoruz. Askeri araçlar var. Sürekli buralarda askeri hareketlilik var ve o hareketliliğe gün içerisinde çok defa şahit olabiliyorsunuz buraya geldiğinizde. İşte şimdi bu araçların artık güneyden kuzeye sevk edilme zamanı, o görüntülerden biri. Fakat İsrail ordusu her ne kadar hazırız dese de kuzeyde hazır olmadığı ifade ediliyor. Buradaki aslında muhalif kesimler tarafından ve yeni bir cephenin açılmaması isteniyor. Hizbullah'la mücadele, her iki tarafla savaşta İsrail tarafını yenik düşürür şeklinde yorumlar söz konusu. O anlamda Tel Aviv'de, özellikle Kudüs'te birçok noktada eylemler de devam ediyor. Bu cephenin, saldırıların tırmanması noktasında tabii süreç nasıl işleyecek merak ediyoruz, biz de takip edeceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'ın görüntüleriyle veda edelim.